Arkadaşlar, Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Destek Yayıncılık Kitabı 49, 50, 51, 52, 53, 54 ve 55. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz Kuvayi Milliye Hareketi. Mustafa Kemal bu cemiyetlerin oluşum süreci ve genel özellikleriyle ilgili olarak şunları söylemektedir. Varlığı konusunda ciddi bir endişeye düşmüş olan millet doğrudan doğruya bizzat müdahale ederek kuvvetini ve tutumunu göstermek gereği duydu. Bunun sonucunda memleketin her tarafında milli cemiyetler kurulmaya başlandı. Bu cemiyetler her türlü siyasal amaçtan tamamen uzaktır ve varlıkların sadece memleket bütünlüğünü, millet ve devletin diğer haklarını koruma amacına borçludurlar. Bunların hepsi aynı etkiler ve sebepler altında faaliyet göstermektedirler. Mustafa Kemal'in yukarıdaki sözlerine göre milli cemiyetlerin ortak özellikleri ile ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz? Mustafa Kemal'in yukarıdaki sözlerine göre milli cemiyetlerin ortak özellikleri hepsi Mondros'a tepki olarak kurulmuşlardır. Bölgesel olarak ülkenin her yerinde kurulmuşlardır. Bağımsızlık ve milliyetçilik temelinde doğmuşlardır. Sivil direniş örgütleridir. Güçlerini halktan almaktadırlar. Aşağıdaki metni okuyunuz ve sonundaki soruyu cevaplayınız. 10 Aralık 1919'da Kastamonu Kız Öğretmen Okulu Bahçesi'nde toplanan 3000'den fazla Kastamonulu kadın işgalleri ve yapılan insanlık dışı vahşetleri şiddetle protesto ettiler. Mitingde bir konuşma yapan Tertip Komitesi Başkanı Zekiye Hanım'ın sözleri şu şekildedir. Kardeşler, hemşireler, daha bir sene evvel kırmızı rengiyle başımızda dalgalanan ulu sancağımız görüyorsunuz ki siyahlara matemlere büründü. Muharebe meydanlarında vatan ve din uğrunda binlerce evladımızı gömdükten sonra haktan ve adaletten bahseden Avrupalıların bir seneden beri yenildik diye başımızı açmadıkları felaket kalmadı. Haktan en çok bahsedenler haksızlığın en büyüğünü yaptılar. Her tarafı yüksek minarelerinden beş vakitte Allah'ın ismini bağırtan Adana'mız, Antalya'mız ve en nihayet güzel Aydın, Maraş, Urfa'mız elimizden alınmak isteniyor. Hanımlar, büyük felaketlerimiz önünde evlatlarımızın, kardeşlerimizin kanıyla suladığımız yurtlarımızın işgaline, kardeşlerimizin felaketine susacak mıyız? Hayır hanımefendiler, malubuz. Silahımız yok fakat göğsümüzde imanımız, bütün dünyayı yaradan Allah'ımız var. Hanımlar, biz dünyayı kanlara boğan erkeklere müracaat edecek değiliz. Bizim gibi şefkatle, merhametle düşündüklerine şüphe etmediğimiz, itilaf devletlerinin büyük kadınlarına mü müracaat edecek ve birer telgılafla bize yapılan haksızlıkları yazacak ve anlatacağız. Eğer onlar da hakkımızı teslim etmezlerse, erkeklerimizle bir safta dinimiz ve istiklalimiz için öleceğiz. Yukarıda sözü edilen mitinge katılanlardan biri olsaydınız elindeki elinizdeki pankartlarda neler yazardı? Bu vatan bizimdir. Kadın erkek vatanımıza canımız fedadır. Gücümüz, imanımız yazılabilirdi. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hangi maddeleri Rumların yukarıda anlatılan faaliyetlerine ortam hazırlamış olabilir? Yedinci maddesi itilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri stratejik yerleri işgal edecekler. Rumların yukarıda anlatılan faaliyetlerine Mondros Ateşkes Antlaşması'nın yedinci maddesi ortam hazırlamış olabilir. İç karışıklık çıkararak işgal ortamı hazırlamışlardır. Ey bedbaht Türk! Wilson ilkeleri ve insanlık adına senin hakkın elinden alınıyor ve namusun lekeleniyor. Buralarda Rum'un çok olduğu ve Türklerin Yunan işgalini memnuniyetle kabul edeceği söylendi. Bunun sonucu olarak güzel memleketin Yunanlılara verildi. Şimdi sana soruyoruz. Rumlar Türklerden daha mı çok Yunan egemenliğini kabul etmek istiyor musun? Artık kendini göster bütün kardeşlerin maşatlık meydanındadır. Orayı yüz binlerce toplan ve bu bölgede çoğunluk olduğunu bütün dünyaya göster. Burada zengin, fakir, alim, cahil ayrımı yok. Yunan egemenliğini istemeyen bir çoğunluk olduğunu ilan et ve kanıtla. Bu sana düşen en büyük görevdir. Geri kalma, üzüntü ve pişmanlık fayda etmez. Binlerce, yüz binlerce kişi olarak maşatlık meydanına koş ve milli heyetin emirlerine uy. Belgeye göre işgal nasıl değerlendirilmektedir? Belgeye göre işgal Rumun çok olduğu ve Türklerin Yunan işgalini memnuniyetle kabul edeceğini yazmaktadır. Ancak bu bir yalandır. İşgallere karşı önerilen karşı koyma yolları nelerdir? Meydanlara inilip kalabalıklar oluşturarak insanların dünyaya Türk'ün burada fazlalığını göstermesi, zengin fakir alim cahil ayrımı olmadan Yunan egemenliğini istemeyen bir çoğunluk olduğunu ilan edip kanıtlamasıdır. Sizce önerilen yöntemlerle vatanın bütünlüğünün korunması ve işgalden kurtarılması mümkün müdür? Neden? Önerilen yöntemler tam sonuç göstermese de bu bir milli mücadele için öncülük, diğer bölgelerde bir halk gücünün oluşması ve düşmanlara gözdağı verilmesi açısından çok büyük bir direniştir önemli bir yere sahiptir. Size göre Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında başlayan işgallere karşı vatanın kurtuluşu için neler yapılmalıdır? Bana göre Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında başlayan işgallere karşı vatanın kurtuluşu için tıpkı halkımızın yaptığı gibi halk ayaklanması ve mücadele başlanmalıdır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.